Bize biraz anlatır mısınız? Önce bu tur ne zaman başladı? İlk fikir nasıl çıktı? Ermenistan'a gitme fikri. Ve şimdi her sene yapıyorsunuz. Ve çoğaltma fikriniz de var. Biraz bunlardan bahsedelim önce. Tabii biliyorsunuz bizim Van konum olarak, bölgesel olarak İran'la, Ermenistan'la, Irak'la, Suriye'yle yani yakın bölgeler. Yani bizim en fazla turizm konusunda faydalanacağımız ülkelerden başında İran geliyor, sonra Ermenistan geliyor. Ermeni pazarı ve İran pazarı bizim için, Van için çok önemli. Van'da bir geçiş noktası, hem merkezi bir yer hem de Van üzerinde Türkiye her tarafına dağılınabiliyor, gezilebiliyor. Diyelim Ermenistan'da gelen bir turist Van'dan sonra işte Bitlis'e, Muş'a, Erzurum'a gidebiliyor yani. Kars anı yapıp Van'da bu bölgeyi Van üzerinde toplama olarak gelip hem Van'da kalıyor hem diğer bölgeleri gezmiş oluyor. Bizim için o pazar çok önemli. 5 yıl öncesine işte biz Ermeni arkadaşlarımızla, işte turizmci arkadaşlarımızla bunu konuşurken ben kendi şahsi imkanlarımla Ermenistan'a gittim. Tabi o zaman bizim tam hükümetin, AK Parti'nin siyasi olarak Ermenistan'la siyasi ilişkileri biraz yumuşamıştı, iyiydi. İşte Iğdır'daki kapının açılması, işte bu kapıların tekrar gündeme olması bizim yolumuzun da kısa olmasını sağlayacaktı. Biz o hevesle, o şeylerle biz oraya gittik. Ve 3 yıldır, 4 yıldır her yıl birer esnaf grubunu Ermenistan'a, Erivan'a götürüyorum. Ama tabii zor şartlarla götürüyoruz. Pasof'tan gidiyoruz. Ardahan işte burada Kars, Ardahan, Pasof Türk Gözü kapısında. Oradan Erivan'a gidiyoruz. 20 saatlik bir yolculuk otobüsle. Çok uzak. Fakat bizde Iğdır kapısı açılırsa yani 4-5 saat sonra 300 kilometre, 4-5 saat sonra Erivan'dasınız yani. Gelin düşünün yani. 15 saatlik bir fark var. Yani şöyle söyleyelim, diyelim Iğdır'daki kapı açılırsa biz her hafta sonu Ermenistan'a gideriz, Ermenistan'dakiler her hafta sonu Van'da olur yani. Bu bizim için çok önemli. Biz ama yılda bu sefer bir sefer gidip gelebiliyoruz. İşte ayın dönemlerinde biliyorsunuz, bu sene de üçüncüsü yapılıyor. 9 Eylül'de üçüncüsü yapılacak olan ayında da insanlar işte imkanları olanlar yılda bir sefer geliyorlar. Ama keşke kapılar açılsa da her gün, her hafta ve her ay gelebilseler. Bizim için, biz Van'ı önemsiyoruz işte. Cumartesi, pazar günleri Ermenistan için iyi bir pazar. Perşembe, cuma İranlar için iyi bir pazar. Biz Van'ın 4 gününü doldurup 2-3 gün kalanlar için de o hafta Van'da otellerin doluluk oranı turizm açısından bizim için çok önemli. Bunu önemsediğimiz için her yılda periyodik olarak esnaf gruplarını birer otobüs Ermenistan'a götürüyoruz ve bunu da devam ettiriyoruz. Esas bizim amacımız, biz bu esnaflarla bizim ülkemizin, bizim vatandaşımızın ve Ermenistan'daki olan ön yargıların silinmesi. Bizim görevimiz o. Biz 100 yıl önce yapılmış olanlar olabilir, biz bunları unuttuk. Onlar da unutsunlar. Kin, nefret şeyi istemiyoruz. Ha, dünya, bütün ülkeler, bütün insanlar birbirine barış şeklinde, özgür şekilde birbirlerini kabul ederek birbirlerine güzel şekilde geçinsinler. Dövüş, kavga, ölüm, huzursuzluk istemiyoruz. Yani biz kendimiz de onlar da aynı öyle düşünsünler. Bize gelen herhangi bir Ermeni arkadaşımıza burada herhangi kim olursa olsun bir güne kadar olumsuz bir şey olmamıştı, olmaz da. Van güvenlidir, Türkiye güvenlidir, gelip rahat gezebilirler. Biz de gidiyoruz, biz de bir şey karşılaşmadık. En iyi şekilde bizi ağırlıyorlar. Bir güne kadar olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Biz hatta oradaki turizm fuarlarının hepsine katıldık yani. Onları da davet ettik, onlar da katılıyorlar. Bu sene işte 14-16 Ekim'de tekrar turizm fuarı olacak. Biz yine Ermenistan'ı davet ediyoruz, onları da buraya çağırdık. Peki iş adamlarından, daha doğrusu esnaftan bahsettik. Hani gidiyoruz oraya dediniz. Oraya gittikten sonra dönüşte otobüsle dönüyorsunuz yine. Doğru. Bu paylaşımlar oluyordur. Hani sizle geri dönüşü alıyorsunuzdur. Tabii. En iyi siz biriktiriyorsunuz onları bu kadar yıl yani yaptıktan doğru, sonra. Doğru, tabii onların düşüncelerini, onların o şeylerini alıyoruz yani. Adamlar çok güzel, memnun şekilde ayrılıyorlar işte. Yani oradaki ilişkiler, orada işte ilk şeyleri ön yargıyla bakılıyor yani. İşte gidişleri, dönüşlerinde o yargıları, ön yargıları siliniyor. O çok güzel yani. Hı hı. Çünkü ilk gidişte insanlar bize nasıl tepki gösterir, nasıl bakar, nasıl olur. Çünkü korkuyla gidiliyor. Ama ondan sonra bu ön yargılar siliniyor. Temiz, güzel bir sayfayla
insanlar bir daha da gelmek istiyor, bir daha da gitmek istiyor. Yani bunlar her iki ülke arasında da çok önemli. Onlar da aynı öyle. Hı-hı. Çünkü Van biliyorsunuz misafirperver bir il yani. Biz ilk ayın yani 3 yıl öncesine ilk ayın yapıldığı zaman otellerimiz hepsi doluydu. Biz evlerimizi bütün misafirlere açtık yani. Biz dedik otellerde yer kalmazsa buyurun gelin evimizi sizi misafir edelim. Yani biz bu şekilde Van misafirperver bir halktı. Onun için biz her iki ülke arasındaki dostluğun şeyinin gerçekten olmasını istiyoruz yani. Peki sınır açılmazsa bir ara konuşulmuştu. Bu uçak konacak vesaire gibi şeyler. Böyle şeyler gündemde mi? Yani Van'ın gündeminde mi? Ya da çünkü gündemde. Bir taraftan COSCAP destekli bir tur aynı zamanda yazıyor kapıda da. Nasıl bir şey düşünüyor? Bir de oldukça yakın bir yer. Uçağın kalkmasıyla inmesi bir olmaz mı? Tabi sorun değil uçak. Tabi şöyle ki yani biz uçağı iki sorun var. Bir Ermenistan tarafında izin verilmesi, iki bizim tarafta. Hı-hı. Siyasi bir şey olduğu için kapalı hava sahaları biliyor musunuz? Onun için charter uçaklarını açık. Fakat bizim hükümet de söz verdi. İşte böyle bir imkan doğarsa biz de izin vereceğiz. Onlar da yani ticaret odası onlarla görüşümde işte biz izin aldık. Bizim hükümetimiz biz charter uçak alabilirsek, yapabilirsek biz izin vereceğiz. Erivan Van arasında uçak. O işlemleri ben kendim de yürütüyorum. Şu anda ben de takip ediyorum. İnşallah seneye biz uçak bulamadık. Küçük uçak bulamadık yani. Bizim o projemiz İsterseniz izleyicilerimiz için açıklayalım. Charter aslında bir sonuçta turizm terimi olduğu için bilmeyebilirler. Charter uçak nasıl, nedir, bulmak nedir yani? Yani uçağı kiralıyorsunuz. Uçağı haftalık veya aylık, günlük olarak kiralıyorsunuz. O hafta periyodik olarak gidiş dönüşünü sağlıyorsunuz. Hı. Bütün şeyler size ait oluyor. İşte biz Erivan'la gidiş dönüş, Van-Erivan arasında gidiş dönüş 1, 2 veya işte mevsimlik yani Temmuz, Haziran, Ağustos aylarında işte ayda 2 tane, 3 tane kiralamak istiyoruz. Bir de ayın günü yani her yıl Eylül ayında yapılacak ayında da en az 2 tane uçak kiralamak istiyoruz karşılıklı. Hı hı. Hem buradaki esnaf gidecekti oraya hem oradakiler gelecekti buraya. Bu şekilde bir uçak kiralama olayıydı. Biz de uçaklar biliyorsun Türkiye'de uçaklar küçük uçak yok hepsi büyük uçaklar. Ondan dolayı biraz sıkıntı çekiyoruz. İnşallah uçak sorununu çözersek tabi siyasiler de bize o yolu açıp devlet olarak izin verirlerse biz de yapmak istiyoruz yani. Hem ilin turizmi, bölgenin turizmi, Türkiye'nin turizmi kalkınması için bunların yapılması gerekir. Siyasilerin bizim de onlara yardımcı olmamız lazım. Bu periyodu yaptığımız zaman inşallah turizmde ilimizde Van'da başarılı olacağımıza inanıyoruz yani. Biraz önce bahsettiniz eğer sınır açık olsa daha yakın olsa gidiş gelişler haftanın 4 günü burası dolu olur dediniz. Doğru. İran ve Ermenistan pazarı. Ne gibi bir alışveriş söz konusu burada? Sonuç olarak buradan oraya neler gidebilir ya da nasıl bir alışverişten bahsediyoruz? Yani biliyorsunuz yani alışverişten ziyade insanlar geliyor buradaki oteller, mekanlarda kalabiliyor. Gece işte eğlencesi, gündüz de istediği şekilde alışverişinde ihtiyacı olan varsa bir şey de alıp gidebiliyor yani. Sonuçta en az gelen bir insan Van'da 2-3 gece konaklama oluyor. Bizim için çok önemli yani. Otellerimiz bakımında faydalı yani. Turistik açıdan bahsediyoruz. Tabii turistik açısından. Peki bu en doğru adres sizsiniz anladığım kadarıyla bunu sormak için. Kilise açıldı, Ahtamar Adası ve Surpaş Kilisesi açıldıktan sonra, restorasyon tamamlandıktan sonra çok fazla gidiş geliş de olmaya başladı aslında. Ve son birkaç yıldır da ayin yapılabiliyor olmasıyla birlikte daha fazla insan geliyor. Bu rakamlar sürekli yükseliyor mu, sabit mi, şu anda memnun ediyor mu Vanlı'yı? Ya tabii yani Vanlı'nın sıkıntısı şu, yani biz Ahtamar'ın restorasyonundan sonra sayı daha da çoğaldı. Bizim zaten amacımız bütün tarihi turistik yerlerin restorasyonların bitmesi. Yani şu anda turizme Ahtamar Adası açık, restorasyonu yapıldı, gidiş geliniyor. İnsanlar bir gün Ahtamar Adası için kalınıyor ama bir gün de Çarpanak Adası için, bir gün de Adır Adası için, bir gün de Yedi Kilise için. Yani biz şu anda şeyin bekliyoruz, işte Çarpanak Adası'nın restorasyonu, Adır Adası'nın restorasyonu, Yedi Kilise'nin restorasyonu. Bunlar bizim için çok önemli. Başkale'de 12 havarilerden biri yatıyor. Orada çok güzel bir kilise var yani. Onu turizme kazandırmak istiyoruz. Yani milyonlarca insan gelecek, hac ibadeti gibi, Müslümanlar gibi
Orada kalacak. Narı köyü var. Gel başta Ahtamar'ın karşısında. Ermeniler azilerinde en büyük orada yatıyor. Mezarı orada. O köyü, oraya turizm açmak lazım. Oradaki o mezarı restorasyonu yapıp orayı turizm açmamız lazım. Ne olacak? Bana gelen Ahtamar için bir gün kalacaksa, diğer yeni açılacak turizm bölgeleri için bir hafta kalmış olacak. Bir hafta da yetmeyecek. Yani biz onun çabası içerisindeyiz. Biz onu yetkilerden istiyoruz. İnşallah Çarpanak Adası'nda restorasyon imarları çıktı. Onunla beraber işte Adır Adası, Yedi Kilise. İşte böyle bu mekanların da inşallah turizmle restorasyonla biterse Van hak edilen yerde olacak yani.